Toyota, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri konumunda. Otomobil firması, 2008 yılında bu unvanı aldığından beri sektöre hakim durumda. Toyota'nın neyle ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Şirket, uzun vadeli yeniden satış değeri ve dayanıklılık konusunda iyi bir ürüne sahip orta seviye, yüksek kaliteli otomobiller üretmekten gurur duyuyor. Bu özelliklere sahip bir araba isteyen herkes genellikle Toyota'yı tercih eder. Ama ne yazık ki elektrikli bir araba istiyorsanız Toyota şu anda size yardımcı olmayabilir. Şirketin sektöre hakim olan elektrikli otomobillere karşı bir kan davası var gibi görünüyor. Peki sektör lideri nasıl bir yol izliyor? Bu videoda yeni CEO'nun hidrojenle çalışan otomobiller hakkında neler söylediğini ve şirketin gelecekte elektrikli otomobiller üretmeye yönelip yönelmeyeceğini inceleyeceğiz. Toyota, son zamanlarda yavaş yavaş popülerlik kazanan hidrojen piliyle çalışan otomobilleriyle sektörde yeni bir pazar dalına öncülük etti. Aynı zamanda Toyota'nın kurucusunun torunu olan ve birkaç ay önce emekli olan, uzun süredir görev yapan eski CEO bile elektrikliye geçmenin doğru bir hareket tarzı olduğunu düşünmediğini açıkça söyledi. Hidrojenle çalışan araçların karbonu nötralize etmede geleneksel olanlardan daha iyi olacağını savundu. İstifasını ve yeni CEO seçimini açıkladığında bu görüşlerini dile getirdi. Otomotiv sektöründeki pek çok kişi, özellikle yeni liderlik ve pek çok kişinin elektrikli otomobilleri benimsemesiyle şirketin elektrifikasyon konusundaki tutumunda bir değişiklik bekliyordu. Ancak beklentilerinin yanlış olduğu kanıtlandı. Yeni CEO, Toyota'nın uzun süredir izlediği yolun sadık bir savunucusu olarak ortaya çıktı. Mirai'nin geliştirilmesi ve manuel şanzımanlı ve güçlü V8 motorlu hidrojenle çalışan modellerin araştırılmasında görüldüğü gibi şirket, hidrojenle çalışan otomobilleri otomotiv stratejisine sağlam bir şekilde dahil ediyor. Yeni atanan CEO Koji Sato, şirketin hidrojenle çalışan araçların elektrikli araçlara karşı uzun vadeli üstünlüğünü olan sarsılmaz inancını yinelemek üzere bir adım öne çıktı. Bu duyuru, küresel otomotiv endüstrisinin fosil yakıtlardan daha çevre dostu alternatiflere geçişinde elektrikli araçların şu anda üstünlüğü ele geçirdiği kritik bir noktada geldi. Sato'nun duruşu ve açıklaması, otomotiv endüstrisinin sürekli gelişen manzarasına yeni bir bakış açısı sunarak teknolojinin sürekli ilerlemesinin altını çiziyor ve sürdürülebilir mobilite çözümleri hakkında daha geniş konuşmaları ateşliyor. Sato'nun argümanının özü, bir yakıt kaynağı olarak hidrojenin çevresel ve operasyonel avantajlarını vurguluyor. Sato, evrende en bol bulunan element olan hidrojenin, yakıt hücrelerinde kullanıldığında karbon ayak izi bırakmadan sadece su buharı yayan neredeyse sınırsız bir yakıt kaynağı sunduğuna inanıyor. Ayrıca hidrojen yakıt hücreleri, geleneksel benzinli veya dizel araçların rahatlığını yansıtan birkaç dakika içinde yeniden doldurulabilirken, mevcut birçok elektrikli araca kıyasla daha fazla sürüş menzili sağlıyor. Mirai Japonca'da gelecek anlamına gelen bir terim, Toyota'nın mobilitenin geleceğine ilişkin vizyonunu örnekliyor. Sato'ya göre, hidrojen yakıt ikmali altyapısı geliştikçe Mirai gibi otomobiller muhtemelen daha yaygın hale gelebilir ve elektrikli araçlardan daha ağır basabilir. Sato'nun yorumlarının anlamını tam olarak kavrayabilmek için öncelikle elektrikli araç sektörünün içinde bulunduğu durumu iyi anlamak gerekir. Tesla'nın elektrikli araç modellerinin yaygın olarak tanınması ve otomotiv endüstrisinde devrim yaratmasıyla birlikte en son batarya teknolojisi ve otonom sürüş özellikleriyle Tesla gibi devler başarıya giden etkileyici bir yol açmıştır. Audi ve Mercedes de yeni modellerle elektrikli otomobil teknolojisini heyecanla benimsemiştir. Enerji yoğunluğunu artırmaya, şarj sürelerini kısaltmaya ve daha sürdürülebilir malzemeler kullanmaya odaklanan şirketler, batarya teknolojisini geliştirmek için kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Dünya genelinde elektrikli şarj istasyonlarının çokluğu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kültürel değişim, elektrikli mobiliteye doğru net bir gidişat olduğunu gösteriyor. Toyota ise bu yüksek riskli otomotiv geçişi karşısında temkinli bir yaklaşım kullanıyor gibi görünüyor. Prius gibi hibrit araçlarla başarılı oldular. Ayrıca yakın zamanda BZ4X serisini tanıttılar. Yani Toyota elektrikli otomobil üretmeyi tamamen göz ardı etmiş gibi görünmüyor. Elektrikli otomobil endüstrisinde yeni değiller, ancak hidrojen teknolojisine yoğun bir şekilde harcama yapmaya devam ediyorlar. Fakat Toyota, elektrifikasyon konusundaki tutumu yüzünden eleştiriliyor.
Sato, bataryalı elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının medyada belirtilenden daha uzun süreceğini iddia ediyor. Toyota'nın iş stratejisinin temel hedefi, çeşitli güç aktarma organları sağlayarak geniş bir tüketici yelpazesine hizmet etmektir. Bu içten yanmalı motorlara sahip geleneksel benzinli modellerin yanı sıra Prius ve hidrojen yakıt hücreli otomobiller gibi hibritleri de kapsamaktadır. Toyota, elektrikli araçların yüksek maliyetine ve dünya çapında eşit olmayan benimsenme oranına işaret ederek tüm bölgelerin elektrikli araçları aynı anda benimsemeyeceğini savunuyor. İşletme, pazar eğilimlerini değerlendirmek ve müşterilere çok sayıda alternatif sunmak için zamana ihtiyaç olduğunu savunuyor. Sato, hidrojen yakıt hücreli araçların elektrikli araçlarla uyumlu bir şekilde bir arada var olduğu bir gelecek öngörüyor. Sato, bu araçların birbirlerini tamamlayacağına ve farklı pazar segmentlerine ve ihtiyaçlarına hizmet edeceğine inanıyor. Otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından Hyundai'nin de benzer bir ideolojiyi paylaştığı ve elektrikli araçlarla SUV'lara odaklandığı görülmektedir. Nexo modeli, hidrojen yakıt hücresi teknolojisine olan güvenin bir kanıtıdır. Honda, Clarity yakıt hücreli aracıyla otomobil üreticileri arasında hidrojenin potansiyeline olan inancın arttığını yansıtmaktadır. Hidrojen teknolojisinin yaygınlaşması, tek tek şirketlerin ötesine geçerek dünya çapında ulusların hidrojenin gelecek vadeden bir yakıt kaynağı olarak potansiyelini fark etmeye başlamasıyla devam etmektedir. Japonya ve Almanya gibi ülkeler, hidrojen yakıt hücreli araçların büyümesini desteklemek amacıyla altyapı geliştirmek için önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar arasında hidrojen yakıt ikmal istasyonlarının kurulması ve yenilenebilir kaynaklardan hidrojen üretimini teşvik eden politikaların uygulanması yer almaktadır. Peki Toyota neden bu yaklaşımı benimsiyor ve takip ediyor? İlk olarak hidrojenle çalışan araçlar diğerlerinin sunmadığı pek çok avantaj sunuyor. Hidrojen yakıt hücreleri bataryalardan daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Dolayısıyla daha küçük bir alanda daha fazla enerji depolayabilirler. Sonuç olarak hidrojenle çalışan araçlar elektrikli araçlara kıyasla daha uzun bir sürüş menziline sahiptir. Batarya teknolojisi elektrikli araçların menzilini geliştirmiş olsa da hidrojenle çalışan araçların sunduğu menzilin hala gerisindedir. Hidrojenle çalışan araçların bir diğer faydası da çevresel etkisidir. Ne hidrojenle çalışan araçlar ne de elektrikli araçlar hareket halindeyken herhangi bir emisyon yaymasa da elektrikli araç bataryalarını şarj etmek için gereken enerji hidrojen yakıtına göre daha az çevre dostu bir şekilde gerçekleşiyor. Bu durum elektrikli araçlar için elektriğin hala büyük ölçüde fosil yakıtlara bağlı olmasından kaynaklanıyor. Hidrojenle çalışan araçlarsa rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Hepsi bu kadar da değil. Hidrojenle çalışan bir araca, benzinle çalışan bir araçla aynı sürede yakıt ikmali yapabilirsiniz. Hidrojen yakıt istasyonlarında yakıt ikmali yapabilen hidrojenle çalışan otomobillere kıyasla elektrikli araçların yeniden şarj olması saatler alır. Elektrikli araç bataryalarının ağırlığı yüzünden hidrojenle çalışan otomobiller elektrikli araçlardan daha hafiftir. Azalan ağırlık performansı ve genel verimliliği artırır. Daha da önemlisi, hidrojenle çalışan araçlar elektrikli araçlara göre daha uyarlanabilirdir. Hidrojen yakıt hücreleri için otobüslerde ve hatta uçaklarda kullanımda dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Uyarlanabilirlikleri nedeniyle hidrojenle çalışan araçların ulaşım sektöründe tamamen devrim yaratma şansı elektrikli araçlara göre daha yüksektir. Bu vurgu, Toyota stratejisinde hidrojenli araçların önemini göstermektedir. Ancak Sato'nun hidrojen hakimiyetine ulaşmak için önerdiği stratejinin önünde engeller vardır. Yeşil hidrojen üretimi hala çok pahalı ve yaygın kullanım için gereken altyapı henüz emekleme aşamasında. Bu zorlukların üstesinden gelmek için devlet kurumları ve sektör oyuncuları birlikte çalışmalıdır. Müşteri açısından bakıldığında hidrojenli araçların izlediği yol dezavantajlar ve faydaların bir karışımını sunmaktadır. Ekoloji dostu olmakla birlikte daha uzun menzilde daha kısa şarj süresi benzinli araçların konforuna benzer faydalar sağlıyor. Elektrikli ve benzinli eşdeğerlerinin aksine hidrojenli araçlar artık daha pahalıdır ve bu da caydırıcı olabilir. Sato, bilimsel atılımlara ve ölçek ekonomilere yönelik koordineli bir çabanın bu açığı kapatabileceğini ve hidrojenli araçları daha geniş bir kitle için cazip bir seçenek haline getirebileceğini vurguluyor. Toyota, hidrojen teknolojisini ilerletmek için stratejik bir hedef belirlemiş, yakıt hücresi verimliliğini artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için Ar-Ge'ye büyük yatırımlar yapmıştır.
Ancak bu, Toyota'nın yeni seçilen CEO'su Koji Sato liderliğinde elektrikli otomobillerden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. 2026 yılında işletme, Lexus markası altında yeni nesil elektrikli araçları piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki siz Toyota'nın elektrifikasyon konusundaki konumu ve hidrojenle çalışan otomobillere odaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.